Arkası Yarın. Çaycının Kızı 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Ankara'da mühendislik tahsili yapan ünlü iş adamı Raşit Kaya'nın oğlu Cenap, Zeynep adında fakir bir kıza gönül verir. Ve ailesinden habersiz onunla nişanlanır. Zeynep'le evleneceğini açıklamak üzere ailesinin yanına gidince kızılca kıyamet kopar. Raşit Bey, Cenap'ın yoksul bir çaycının kızı olan Zeynep'le evlenmesine şiddetle karşı çıkar. Ancak Zeynep'e deli gibi aşık olan Cenap, babasıyla tartışarak evi terk eder ve Zeynep'le evlenir. Aradan bir süre geçer, Cenap okulunu bitirir, karısı Zeynep ise hamile kalır ve bir erkek evlat doğurur. Tam bu sırada Cenap'ı askere çağırırlar. Geliyorum. Kim o? Benim Zeynep, Cenap. Aa, sen misin? Açıyorum. Hayrola, erkencisin bugün. Akşama Melih Bey ile karısı hayırlı olsuna gelecekler de erken çıkıp alışveriş yaptım. Şu elimdekileri alır mısın? Tamam, gel içeri. Yüzün neden asık senin? Yorgun musun yoksa bir şey mi oldu? Her ikisi de Zeynep. Ama canım sıkkın. Ne oldu? Öğleden sonra annemi aradım. Sahi mi? Hadi anlat çabuk, neler konuştun? Tamam. Telefonu açtım da annem çıktı karşıma. Sesimi duyar duymaz hıçkırıklara boğuldu kadın. Zavallı kadın. Demek seni çok özlemiş. Anne tabii, özlemez olur mu hiç? Benim de annem olsaydı beni özlerdi. Ne konuştunuz peki? Ağlamaktan doğru dürüst bir şey konuşamadık ki. Ama anladığım kadarıyla babamın bana olan kızgınlığı hala geçmemiş Zeynep. Annem benimle konuşurken babamdan çok korkuyordu. Yine de kızma onlara Cenap. Netice itibariyle onlar annen ve baban. Kendi çevreleri için de evlatları için en iyisini olmalarını istiyor. Kendi çevreleri için de evlatları için en iyisinin olmasını istediklerini düşünüyorlar. Şimdi ben de anne olduğum için onların düşüncelerine hak veriyorum. Allah izin verir de oğlumun büyüdüğünü görürsem herhalde ben de onun iyiliği için iyi bir evlilik yapmasını isterim. Sen de böyle düşünmüyor musun? Evet ama ben mutluyum Zeynep. Önemli olan evladının mutluluğu değil mi? Bak, okulumu bitirdim, işim var, bir yavrum var ve karımı çok seviyorum. Bir anne ve baba evladı için bundan başka ne isteyebilir ki? Önemli olan ilk önce onun huzuru, mutluluğu değil mi? Çok zengin olmak neyi halleder? İçim ferah olmadıktan sonra. Ben yine de onlara kızmıyorum Cenap. Bu söylediklerinin doğru olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. İş bize düşüyor yani. Keşke annem ve babam seni tanısaydı. Senin iç dünyanı görebilselerdi. Sen gerçekten eşi bulunmaz bir kadınsın. Başka bir kadın olsaydı kocasını ailesinden soğutmak için elinden geleni yapardı. Ama sen tam tersini yapıyorsun. Seninle evlendiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Ben de, ama şimdi bunları konuşmanın sırası değil. İzin ver de misafirlerimiz için hazırlık yapayım. Neredeyse gelirler. Aman da aman. Hani işte benim oğlum. Ah, pek de güzelmiş bu ya. Baksana, tosun gibi. Cin gibi bakıyor kerata. Şuna bak Necda, hiç böyle güzel çocuk gördün mü sen? Gözleri fıldır fıldır. Tabii güzel olacak. Annesi de babası da güzel insanlar. Melih, artık Gökhan'ı annesine ver de uyutsun. Baksana yavrucağızın gözleri kapanıyor. Haklısın, bak esniyor. Aman canımın esnemesi bile güzelmiş. Hadi bakalım. Git Zeynep annenin kucağına da seni uyutsun. Verin Melih Bey, verin. Ben şimdi içeriki odada uyutur gelirim. Çok hanım bir karın var Cenap. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Teşekkür ederim Necla abla. Hakikaten iyi kızdır. Hayırlı tezkereler diyeyim. Öbür gün askere gidiyormuşsun. Evet Necla abla. Ne yapacaksın vatan görevi? Hayırlısıyla o işi de bitirip gelirsin. Hı hı. Yatırdım Gökhan'ı. Çaylarınızı tazeleyeyim. Yok yavrum, yeter. İkişer bardak içtik. Otur da biraz laflayalım. Allah kavuştursun. Kocan askere gidiyormuş.
sormayın Necla abla. Tam da gidecek zamanı buldum. Gökhan da beni yalnız bırakacak. Onsuz ne yapacağız bilmiyorum. Böyle konuşma kızım. Cenap yoksa biz varız. En ufak bir sıkıntın olursa beni ve Necla ablanı arayabilirsin. Biz de aileden biriyiz artık yavrum. Melih doğru söylüyor Zeynep. Bir derdin, bir sıkıntın olursa hemen bizi ara kızım. Yalnız kalmak kolay değildir. Benim de başımdan geçti aynı şeyler. Melih askere gittiğinde ben de tek başıma kalmıştım. Çok teşekkür ederiz Melih abi, eksik olmayın. Gözüm arkada değildi zaten. Olmasın, biz varız burada. Teşekkür ederiz Necla abla, Allah sizden razı olsun. Cenap ne oldu? Sizinkilerden bir haber var mı oğlum? Yok Melih abi, annemi aradım biliyorsun. Sonrasını ben de bilmiyorum. Babam belki öğrenmiştir. Anneme şantiyenin telefonunu bıraktım. Ararsa sen konuşursun artık. Asker olduğumu biliyor, söyledim. Üzülme Cenap, bunlar da geçer. Ana babalar uzun sürdürmezler kırgınlıklarını. Görürsünüz bak. Hele şimdi bir de torun sahibi oldular. Ben de öyle söylüyorum Necla abla ama beklemeyip durmak da olmaz. Biz görevlerimizi yapmak zorundayız. Onları aramak, ilgilenmek zorundayız. Onlar her ne kadar beni istemeseler de Cenap ailesini aramalı bence. Olmaz öyle şey. Ya seni kabul ederler ya da hiç. Biz ayrı değiliz ki. Sen benim ailemsin. Çocuğumun annesi olan sensin. Neyse. Şimdi bunları kafanıza takıp da kendinizi üzmeyin. Her şeyi zamana bırakın çocuklar. En iyi ilaç zamandır. Otobüsün kaçta kalkacak? Gece 10'da. Demek yarından sonra artık yoksun ha? Bak bak bak. Bu ne biçim söz? Seni duyan da bir daha hiç geri dönmeyeceğimi sanır. Alt tarafa askerlik yapmaya gidiyorum. Üzülme böyle. Biliyorum ama elimde değil Cenap. Aylardır hayatımızda olmayacaksın. Ana oğul sensiz ne yapacağız bilmiyorum. Zeynep, böyle söyleyip de beni üzme. Bu ayrılık sizler kadar benim için de çok zor. Ama ne yapayım? Vatan görevi bu. Herkes nasıl olsa yapıyor. Ben de yapacağım. Biliyorum. İlk defa yalnız kalacağım. Daha önce ailemle birlikteydim. Evlenince seninle birlikte oldum. Ama şimdi ilk defa yanımda sen olmadan hayata karşı oğlumla birlikte mücadele edeceğim. Para meselesini düşünme. Melih abi sağ olsun 2 maaş fazladan verdi. Onu sana bırakırım. Bu arada sıkışırsan yine Melih abiye gidip iste. Tamam mı? Ondan sonra Allah kerim. Nasıl olsa devlet bana yedek subaylık maaşı verir. İş yalnız parayla bitmiyor ki Cenap. İnsanın uzun gecelerde yarenlik edeceği, dertleşeceği birine ihtiyacı oluyor. Yalnızlık çok kötü bir şey. Haklısın ama bu yalnızlık ebediyete kadar sürmeyecek. İlk başlarda biraz zorluk çekersin ama sonra alışırsın. Peki sen dayanabilecek misin bu ayrılığa? Hayır ama dayanmaya çalışırım. Daha şimdiden senden ve Gökhan'dan ayrılmanın hüznü öyle çöktü ki yüreğimi anlatamam. Ne yapalım, el birliğiyle katlanacağız. Yarın akşam beni yolcu etmeye Akın'la Funda da gelecek. Gelsinler, onlar bizim en yakın dostlarımız. En büyük asker bizim asker. Zeynep, bu ne surat? Hadi gül biraz. Elimde değil Funda. Biraz sonra Cenap otobüse binip ve kim bilir kaç ay sonra birbirimizi göreceğiz. Yapma Zeynep. Ağlamanın sırası değil. Cenap gidiyordu, Akın gitmeyecek mi sanki? Birkaç ay sonra o da gidecek. Ayrılık ateşinin ne olduğunu o zaman sen de anlarsın Funda. Haklısın ama yine de üzüldüğünü fark ettirme Cenap'a. Senin şimdi ona destek olman lazım. Böyle ağlarsan o adamcağız gittiği yerde huzurlu olamaz ki. Haklısın ama tutamıyorum kendimi. Geliyorlar bak, sakın ağlama tamam mı? Tamam. Asıl asker. Bana bak Cenap. Söyle. Şaşıyorum şu bizim millete ya. Niye ki? Gördün şu asker adaylarının birçoğu acemi eğitimden sonra Güneydoğu'ya. Terörün bulunduğu alanlara gidecek. Öyle. Orada vatanı bölmeye kalkışan eşkıyanın karşısına dikilecek. Kimileri şehit, kimileri gazi olacak. Acaba yeryüzünde bizim gibi kaç millet vardır evladını askeri böyle davul zurnayla yolluyor? Bizim soyumuz Osmanlı Akın. Bizler savaşan bir milletin torunlarıyız. Bizleri diğer milletlerden ayıran bazı özellikler vardır. Namusumuz, toprağımız ve dinimiz söz konusu olduğunda ölümün esamesi bile okunmaz. Doğru söylüyorsun canım. Sözünü ettiğin o 3 şey Türk ırkının vazgeçemeyeceği değerlerdir. Bugüne kadar 10 binlerce şehidi neden verdik? Neden insanlarımız namus uğruna ellerini kanavladılar? Neden camiler ibadet için dolup taşıyor? Melih abi geliyor. Cenap bak kimler geldi. Gördün mü? Otobüsün kalkmadan yetiştik sana Cenap. Melih abi, Necla abla, neden buraya kadar zahmet ettiniz? Ne zahmeti ya aslanım? Sen de bizim oğlumuz sayılırsın. Bak millet oğlunu nasıl davulla zurnayla gönderiyor.
Biz de giderken oğlumuzun yanında olmak istedik. Sağ ol Melih abi, sağ ol. Buraya gelerek bize güç verdiniz Necla abla. Estağfurullah kızım. Sizler bizim çocuklarımız gibisiniz. Hey hadi otobüsün kalkıyoruz. Aa, evet. Hadi karın ve çocuğunla vedalaş dedin. Hayırlı tezkereler Cenap. Sağ salim git gel Cenap. Karınla oğlunu merak etme. Biz onlarla ilgileniriz. Sağ ol, sağ ol. Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde gözüm arkada kalmadan askerlik yapacağım. Sağ ol. Otobüsün kalkmak üzere Cenap. Biliyorum bir tane. Aslanım, oğlum, Gökhan'ım. Annene iyi bak oğlum. Sakın üzme onu. Zeynep, seni önce Allah'a sonra da sana emanet ediyorum. Akıllı ve becerikli kadınsın. Gözüm arkada değil. Sık sık mektup yaz. Habersiz bırakma beni, tamam? Tamam yazarım. Kendine dikkat et olur mu? Geceleri üstün açık yatma. Eşkıya'ya karşı savaşırsan dikkatli ol. Sen bu etkiye olduğu kadar bize de lazımsın biliyorsun. Tamam tamam merak etme. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı helal edin. Güle güle dostum. Helal olsun. Helal olsun sana. Güle güle. Mektup yaz. Kendine dikkat et Cenab. Güle güle. Bir bardak sıcak kuşburnu yapsam içer misin hanımım? İstemem Kevser. İçim sıkılıyor. Yavruma, Cenab'ıma nasıl ulaşabilirim bilemiyorum. Telefonunu yazdığım kağıdı Raşit Bey yırtıp attı. Üzülmeyin hanımım. Bir daha arar sizi. Arar mı dersin Kevser? Arar hanımım, arar. Cenab sizin ne kadar üzgün olduğunuzu öğrendi artık. Babasını da biliyor. Oğlum oldu demişti. Torunum olmuş benim Kevser. Kim bilir ne güzel bir şeydir değil mi? Ah, olmaz olur mu hanımım? Acaba torunumu görebilecek miyim Kevser? Neden göremeyesiniz hanımcığım? Tabii göreceksiniz. Hem de yakında içime doğuyor. Acaba kime benziyor dersin? Cenab'ım çok yakışıklı çocuktur. Ona benzer inşallah. Kim bilir? Belki annesi de güzeldir. Hem güzel olmasa bunca şey olur muydu? Cenab Bey sizlere rağmen onunla evlenir miydi? Haklısın ama o kızcağız da şanssızmış Kevser. Annesi üveymiş biliyor musun? Kolay değil üvey ana elinde yetişmek. Allah derdi olan herkesin yardımcısı olur inşallah. Neyse ben börek yapayım. Raşit Bey akşama ıspanaklı börek istemişti. Yapmazsam şimdi söylenir. Aman yap. Yoksa dırdırından kurtulamayız. Telefon. Duydun mu? Telefon çalıyor Kevser. Ben açayım mı hanımım? Aha, yok yok ben açarım. Alo. Anne benim. Ah, Cenap oğlum aslanım bir tanem neredesin? Yoldayım. Birliğime katılmak üzere Manisa'ya gidiyorum anne. Otobüs mola verdi de seni bir arayayım dedim. Sesini duyayım dedim. İyi misin? Oğlum yavrum demek asker oldun da ben göremedim seni. Yolcu edemedim göğsüm kabara kabara. Anne bırak bırak artık bunları. Bunlar için üzme kendini. Gönüller bir olsun. Baban nasıl? Nasıl olsun oğlum? Her zamanki gibi aksi ve inatçı. Senin verdiğin telefon numarasını bulup yırttı. Bu yüzden seni arayamadım. Anlaşılan hala bana kızgın ha. Babanı bilirsin oğlum. Elimden gelen bir şey yok. Olsun anacığım olsun üzülme. Elbet günün birinde geçer bu kızgınlığı. Hep böyle sürecek değil de. Ah benim iyi kalpli asil oğlum. Annem kapatıyorum artık. Şimdi gideceğim yerdeki durumu bilmiyorum. Mümkün olursa tekrar aramaya çalışırım seni. Ha, dur biraz kapatma. Torunum nasıl torunum? İyi anne iyi. Zeynep de iyi. Dün gece ilk defa bensiz geçirdiler. Anne jeton bitiyor Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum güle güle. Gidiyor Kevser askere gidiyor. Yoldan aradı. İnşallah sağ salim döner gelir. Allah'ım sen bütün evlatlarımızı koru. Düşmanın şerrinden, eşkıyanın kurşunundan koru onları. Analarına, babalarına, sevdiklerine bağışla ya Rabbim. Solsa, 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 solsa. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Diyor, diyor yaylalar. Tüfek çat. Yarım saat istirahat molası.
Postadan mektuplarınız var. İsimleri okun, onlar koşu aradım gelip mektuplarını alacaklar. Ağır komutanım. Niyazi Ünlü. Ahmet Tatar. Zeynel Çatak. Tuğrul Ekin. Muzaffer Durmaz. Muhsin Kavur. İskender Bağcı ve Cenap Kaya. Sevgili kocacığım, sen gideli 2 ay oldu. Ama yokluğuna hala alışamadım. Gökhan'ı görme. Her geçen gün biraz daha büyüyor. Büyüdükçe de şirinleşiyor. Ben devamlı ona baba demesini öğretmeye çalışıyorum. Biz iyiyiz. Bıraktığım parayla idare etmeye çalışıyorum. Zaman zaman Melih Bey'le karısı Necla abla geliyor. Bazen de Akın'la Funda. Sana iyi bir haberim var. Funda ile Akın, nişanı senin izinli geleceğin gün yapacaklar. Ne zaman geleceğini muhakkak yaz. Nasılsın, iyi misin? Yemekler iyi mi? Geceleri üstün açık yatmıyorsun değil mi? Bizi düşünme, biz iyiyiz. Gökhan ve ben seni çok öpüyoruz. Senin ve diğer Mehmetçik kardeşlerimin sağ salim geri dönmeleri için gece gündüz Allah'ıma dua ediyorum. Seni çok seven karın Zeynep. Bu mektuplarda olması bu ayrılık çok zor. Kızım, kocandan mektup alabiliyor musun? Alıyorum Fahriye teyze. Mektubuna sana da selamlarını yazıyor. Benden de ona selam yaz, olur mu? Kızım, dikkat ettim de kocan askere gideli 2 ayı geçti ama babanlar hiç Allah kavuştursuna gelmediler. Yoksa kocan gibi senin de mi ailenle aran açık? Yok, açık değil. İyi de evladım, aynı şehirdesiniz. Eller bile Allah kavuştursuna geldiler de sizinkiler gelmedi. Kusura bakma ama ailenin bu davranışı hiç hoş değil, hiç. Ne yaparsın Fahriye teyze, üvey ana işte. Öz kız olsan böyle yapar mıydı? Hadi üvey ananı anladım. Peki ya baban? Damadım askere gitti. Kızımı bir ziyaret edeyim. Eksiği gediği var mı? Bir şeye ihtiyacı var mı diye sormaya gelmez miyiz? Boş ver. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de. Orası da öyle ya. İstersen sen git kızım. Belki baban hasta filandır. Hem belki bilmeden bir kusur edip kalplerini kırmış olabilirsin değil mi? Haklısın. Bugün öğleden sonra Gökhan'ı alıp bir gideyim ziyaretlerine. Bakalım üvey annem bizi nasıl karşılayacak. Ah, Sinan da dışarıdaymış. Sinan. Sinan. Abla. Zeynep ablam geldi. Gökhan'ı da getirmiş. Ablacığım nasılsın? Aşk olsun Sinan. Enişten gittiğinden beri bir kere bile uğramadın yani. Ablam ne yapıyor, yeğenim nasıl falan diye. Biz çok gelmek istedik ama annem bırakmadı abla. İnanmazsan ona sor, evde kendisi. Neyse, önemli değil. Hadi biraz daha oyna, sonra gel ama, tamam mı? Özledim seni, göreyim biraz. Peki ablacığım. Hey! Hadi yürü. Niye böyle yapıyor ki? Ben ona bugüne kadar en ufak bir terbiyesizlik bile yapmadım. Nedense Cenap'la evlenmeme hep karşı çıktı. Benim mutlu olmamı hep kıskanıyordu sanki. Çaycının Kızı adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.